Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile sizinle birlikteyim. Bu videoda şu gördüğünüz dört tane kelimenin nasıl kullanıldığını anlatacağım ve çok kullanılır bunlar. Önce şunu söyleyeyim. Hani videolarım yani düzenli bir şekilde çıkmıyor. Bazen arka arkaya video atıyorum, bazen zaman alıyor, bir süre hani yapamıyorum. O yüzden eğer hani abone düğmesini basarsanız video ne zaman yüklendiğinde bildirim geldiğinde hani videoyu kaçırmamış olursunuz. Yine de siz bilirsiniz hani şey değil. Evet, şimdi konumuza dönelim. Şöyle. Both kelimesi ikisi demek. Yani ikisi de demek. Neither ve bazen neither diyorlar. İki telaffuzda doğru. Neither ikisinden de hiçbiri demek. All hepsi, none hiçbiri. Hiçbirisi. Yani iki tane olursa bu ikisini kullanacağız. Kaç tane olursa bu ikisini kullanacağız. Şimdi örneklerle bunu daha iyi bir şekilde yerine oturtmaya çalışacağım. Örneklerimize geçelim. Evet. They are all very beautiful. All of them are very beautiful. Bu iki şekilde all kelimesini kullanabilirsiniz. They are all of them are. Yani burada are'ı unutmayalım. O yüzden siyah renkle gösteriyorum. They are all very beautiful. Hepsi çok güzel. All of them are very beautiful. Yine hepsi çok güzel demiş oluyorum. Hiç fark etmez. Yani anlam değişmiyor. Ama her iki şekilde de kullanılıyor. We are all happy for you. All of us are happy for you. Hepimiz senin için mutlu olduk, sevindik. We are all excited. All of them are excited. Sorry, they are all excited. All of them are excited. Ne dedik burada? Onların hepsi heyecanlı. You have all passed the exam. All of you have passed the exam. Hepiniz sınavı geçmişsiniz. Tamam. Bu şekilde all kelimesini kullandık. Her iki şekilde de aynı anlamda kullanmış olduk. Diğer örneklere geçelim. They are both on a team. Both of them are on a team. İkisi de bir takımdalar diyor. They are both, ikisi de. Both of them are. Aynı anlamda. Sonra da cümlemizin devamı artık neyse. Kullanıyoruz aynı şekilde. We are both going to Istanbul. Both of us are going to Istanbul. İkimiz de İstanbul'a gidiyoruz. Her iki şekilde de kullanılıyor. We are both. Both of us. Okay. They are both chosen for the job. Both of them are chosen for the job. Bu cümlemizde pasiftir. Görüyorsunuz. Özne var. To be fiilimiz var. Fiilimizin üçüncü hali var. Şöyle. Onların ikisi de iş için seçildiler. Seçilmiş oldular daha doğrusu.
They are both chosen for the job. Both of them are chosen for the job. İki cümle de aynı anlamı taşıyor. You are both on duty. Both of you are on duty. İkiniz de görevdesiniz, görevlisiniz ya da. Evet, diğer örneğimize geçelim. Neither. Neither neydi? İkisinden de hiçbiri. Neither of them likes coffee. Onların ikisi de kahve sevmiyorlar. Yani fiilimize olumsuz bir anlam veriyor. Yani buradaki hani likes olumsuz şeklinde. İkisinden hiçbiri kahveyi seviyor. Tam hani kelime kelime çevirdiğimizde böyle çıkıyor. Ama daha doğrusu fiilimize olumsuz bir anlam veriyor. Neither of them likes coffee. Ayrıca neither için tekil fiil kullanıyoruz. Yani burada evet iki kişiden bahsediliyor ama iki kişinin de her birisinden ayrı ayrı bahsettiği için o her dediğimiz bir anlama geldiği için tekil fiili alıyor. Yani biz likes kullanacağız. Diğer örneklerde mesela is kullandım. Bunu bir dikkate alalım. Evet, şimdi ne dedik? Neither of them likes coffee. İkisinden de hiçbiri kahve sevmiyor anlamına geldi. Neither of us, ikimizden hiçbiri can go to the museum. İkimiz de müzeye gidemiyoruz. Yani şöyle oluyor. İkimizden hiçbiri müzeye gidebilir. Ne demek? Yani ikimiz de müzeye gidemiyoruz anlamına geliyor. Neither of them is at home. İkisinden hiçbiri evde değil demiş oluyoruz burada. İkisinden de hiçbirisi evde değil. Yine tekil fiil kullandık burada. Neither of you is in the interview list. İkinizden de yani ikinizden de hiçbiriniz mülakat listesinde değilsiniz. Evet. Diğer örneğimize geçelim. None of them likes ya da like coffee. Şimdi none hiçbirisi demek. Yani bahsettiğimiz kişiler, objeler herhangi bir şey. Kaç tane olduğundan dolayı none kullandık. Yani iki taneden fazla olduğundan dolayı none kullandık. None of them hiçbirisi. Onların hiçbiri. Likes ya da like coffee. Şimdi bunun yani none için like mi kullanacağız? Likes mi kullanacağız? Bu hala tartışılır. Yani bazı sözlüklerde, hani gramerde yazan sözlüklerde, Oxford'da işte bazı gramer sitelerinde veya kitaplarında hala buna bir şey dememişler. Aslında none, no one kelimesinin kısaltmış hali olduğundan dolayı tekil fiil kullanmaları gerekiyor diye düşünmüşler ve tekil fiili kullanan çok oluyor. Ama şimdi çoğul fiili de yani çoğunluğu aldığımızda yine çoğul fiili de kullanabiliriz ve kullanılıyor. O yüzden her iki şekli de kullanıyorlar.
çok da ne bileyim üstüne gitmiyorlar yani. Her iki şekilde de kullanılıyor. Bazen her iki şeklini de doğru olarak kabul ediyorlar. Yani farklı kaynaklara bakınca ikisini de doğru kabul ediyor. Evet, none of them likes coffee veya like coffee. Onlardan hiç kimse kahve sevmiyor. Yine de burada none olumsuz olduğu için fiilimizi de olumsuz anlamına getiriyor. Evet, none of us can go to the museum. Hiçbirimiz müzeye gidemiyor. None of them is at home or none of them are at home. Onların hiçbiri evde değil. None of you is in the interview list or none of you are in the interview list. Hiçbiriniz mülakat listesinde değilsiniz. Evet, şimdi örneklerimiz bu kadar. Umarım iyice yerine oturmuştur. Yine herhangi bir sorunuz varsa lütfen videonun altında yorum bırakın. Ben size dönerim. Cevaplarınızı bekliyorum. Evet, ama en önemli şey hani bunları şey olaraktansa hani kalıp olaraktansa anlamını daha iyi anlamanız lazım yani. Hani bundan sonra bilmem şu gelir, bu gelir, bu şekilde gelir, işte şu kuralla gelirden ziyade birkaç tane cümleyi okuyup ve anlamını anlayarak bu anlam nasıl kullanılır? Ne şekilde görünmesi gerekiyor cümlede? O şekilde düşünürseniz daha kolay yerine oturmuş oluyor. Yine de notlarınızı alıp ve soru sormayı unutmayın. Başarılar.